Ne kadar küçük. Çok güzel. Kızım benim. Benim kızım. Niye hocamın içinde? Kiraz onun adı. Niye koydular onu oraya? Küçük ya kardeşin. Erken geldi ya, ondan. Böyle küçük doğan çocuklara koyarlarmış oraya. Rahmi abi, bir problem yok ona değil mi? Yok yok, tedbir diye koydu doktor. Tedbir diye. Ne zaman çıkartacaklar peki? Ne olur ne olmaz diye yarına kadar yatacak dedi doktor. Sonra alacağız kucağımıza, eve gideceğiz. İnşallah. Abi. Halam geldi, halam. Canım. Ben abi oldum. Üzülüz anne. Sağ ol, sağ ol. Abicim. Fatmagül, çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Durumu iyi ama değil mi? Çok iyi hem de. Baksanıza. Bakayım. Baksanıza, çok güzel. Hangisi? Şu. Meryem abla doğurttu. Biliyorum, söyledin. Tatlım benim. Ne kadar küçük. Abi bu ne kadar güzel bir şey böyle. Benim kızım. Ben de bakacağım. Çok güzel maşallah. Yengem nasıl? İyi iyi. Gelirken ambulansta tansiyon düştü de doktor hemen yatırdı. Ama korkacak bir şey yok dedi. Korkacak bir şey yok dedi. Serum taktı. Ya sen olmasaydın evde, ya yalnız olsaydım. Bayılır kalırdım ben ha. Allah senden razı olsun Meryem abla hakikaten. Ya bir şey olsaydı o bebeğe? Bunları düşünme artık. Sen de bebeğin de kurtuldunuz. Sağlıklı bir çocuk getirdin dünyaya. Daha ne istiyorsun? Senin sayende Meryem abla. Ama bak şimdi. Bir şey olmadı ama değil mi? Doğru söyle lütfen. Maşallah çok iyi hem de. Minicik ama çok sağlam bir kız. Tedbir olarak tutuyorlar kuvezde. Ay ben de gidip görmek istiyorum ama bununla da gidemem ki. Yattığım yerden başım dönüyor hala. Yenge. Ah, hoş geldiniz. Tebrik ederim, geçmiş olsun. Sağ ol. Ablacığım. Erken geldiniz. Bavullarımızı eve bıraktık bile. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Sağ ol. Gördünüz mü bebeği? Gördük, gördük. Çok tatlı. Nasıl sürpriz yaptı ama? Bana pek sürpriz olmadı vallahi. Ben biliyordum başıma geleceğini. Az üzmediler beni, o gazeteciler falan. Sinirlenen üstüme geldi, sinirlenen üstüme geldi. E tabii stres, sıkıntı ne olacak? İnsanın bir yerinden böyle çıkıyor işte. Nasıl erken geldi o çocuk? Ya problemli olsaydı? Öyle değil ama. Değil mi? Böyle sızlanacağına şükret. Allah bebeğini sana bağışladı. Çok şükür. Ama ya kötü bir şey olsaydı? Bu korkuyu yaşatanların yanında kalmasın hiçbir şey inşallah. İnşallah. Nasıl üzdüler beni, nasıl üzdüler? Mukaddes Hanım, çocuklar koşa koşa hemen buraya geldiler. Yani sen de onları üzüyorsun şimdi. Canım ben yaşananları intizar ediyorum. Ama vallahi yarısı olan kocunsun. Hiç umurumda bile değil. Ne büyük tehlike atlattık biz bebeciğimle. Açma daha gözlerini, açma. Mışıl mışıl uyuyor. Murat'a bak, hiç gelmiyor yanınıza, görüyor musun? Siz niye bu kadar çabuk döndünüz? Fatmagül doktor randevusunu iptal etmek istemedi. E madem artık gazeteciler de olmayacak çevremizde, döneyim de Gül mutfağında sana yardım edeyim dedim. Ne yaptınız bakalım, nasıl geçti günler? İyiydi. Sıkılmadınız mı hiç? Nasıl bir yer peki, güzel mi? Çok güzel bir yer. Sessiz, sakin, mis gibi de havası var. Biz de gidecektik işte. Kısmet değilmiş, ne yapalım? Anne, Mehmet abi kardeşimin resimlerini çekti. Aa! Bak teyze uyuyor. Yavaş. Ay. Ay ne küçük bir şey bu ya. Parmak çocuk gibi. Sağlıklı ama, sağlıklı. Bu çok minik ama. Büyüyecek değil mi bu? Anne, ben çok çabuk büyüdüm değil mi? Sen zaten nur topu gibi doğdun. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Şu bebeğin güzelliğine bak. Bebek, bebek, bebek. Adı ne olacak? Sahi ne olacak? Hiç düşünmedik.
fırsat bırakmadı ki. Şey yapalım, annemin ismini koyalım. Sevim, öyle olsun değil mi? Annemin ismi. Benim annemin adı da Fatma. Rahmi. O zaman Meryem abla koysun ismini. O doğurttu. İyi koysun bakalım. Yok canım, bana düşmez. Olur olur. Senin hakkın. Teşekkür ederim ama anne baba birlikte karar verir. O zaman Fatma Gül koysun. Murat koysun. Bence de. Hadi Murat söyle bakalım, en sevdiğin kız ismi hangisi? Elif. Aa, güzelmiş. Bizim sınıftaki en güzel kızın ismi. Bak sen. Güzel değil mi Mukaddes? Elif olsun mu bizim kızımız ismi? Elif olsun mu? Olsun. Hadi olsun bakalım. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. İsmiyle yaşasın, güzel günler görsün. Mehmet, hadi kaçalım biz. Yapılacak çok iş var. Sonra da eve gideyim hazırlıklar için. Gidin gidin, ben buradayım nasılsa. Rami sen de git onlarla. Hazırlıksız yakalandık. Nerede yatacak bebek şimdi? Elif. Ben nerede yatacağım? Ha, doğru ya. Tamam, beraber gidelim, ben sana yardım ederim. Olur olur, giderim. Fatma Gül de benimle kalır artık. Tamam, kalırım tabii ben. Ben de. Olmaz, sen git babanla. Ya. Oğlum bırakmaz doktorlar daha fazla. Kızarlar ha. Ya. Ha, sen de bizde gel. Kardeşin sana ne hediyeler ısmarlamış, onları göstereceğim. Rahmi, benim banka kartım evde. Sen al onu, bankadan para çek hadi. Olur olur, çekerim. Kadir abinin haberi var mı? Var var, olmaz olur mu? Doğum başladığında evdeydi. Az önce ayrıldı hastaneden. Ay Kadir Bey'in ödü patladı zavallı. Hani kapının aralığından gördüm de artık giymiş böyle iki dirhem bir çekirdek. Dağıldı ama sonra kravat bir tarafa. Benzi bet atmış. Bana bak, koştura koştura gitti ama iş ha. Demek bizim tahmin ettiğimizden daha önemliymiş o seminer. Ben sana sonra tekrar uğrarım, tamam mı Mukaddes Hanım? Haydi hoşça kal. Bana bak, lohusalar güle güle demez. Öyle al basar. Onun için demiyorum. Hadi. Hadi abi çıkalım. Akşama gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Annelerin en güzeli. Zahmet oldu size. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İnsanın bakacak kimsesi olmayınca beyiniz geldi. Hoş geldin. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Refakatçi yemeği veriyorlar. Yedim ben. Getirmeseydin keşke. Olsun. Gece belki acıkırsın. Sağ ol. Tatlı da mı aldın? Bunu şimdi de yerim. Önce bebeğe bakalım mı? Tamam. Yengen uyumuş. Çok yorgun. Sen de yorulacaksın. Bütün gece uyuyamayacaksın. Olsun. Uyudu bütün gün. Gelip gidip seyrettim. Resmen ayrılamıyorum camın önünden. Baksana nasıl güzel. Doyamıyorum bakmaya. İşte mucize bu. Huzur veriyor insana. Hiç hayatında yokken birden kalbinde kocaman bir yer açıyor kendine. Nasıl seviliyor? Şuraya oturalım mı? Tatlı yiyelim. Neler yaptınız? Neler yaptık? Rahmi abiyle beraber beşik aldık bebeğe. Meryem ablam da yataklarını yaptı. Hangi odayı hazırladınız? Eski odasını canım. Bir tane mi kaşık var? Ben yemeyeceğim. Sana aldım. Ben de sonra yerim o zaman. Fatma Gül, iki gündür her anı seninle yaşamaya öyle alıştım ki şu birkaç saat çok zor geçti. Sanki yıllardır seni görmemişim gibi özledim. Ziyaretçi saati dolalı çok oldu. Git hadi, şimdi bir şey söyleyecekler. Hep sen mi kalacaksın burada? Öyle görünüyor. Doktor yarın bebeği küvezden çıkarırız dedi. İşte sonra bir günde öyle takip edecekler. Ondan sonra taburcu edeceklermiş. Doktorla randevun hangi günde? Perşembe. Hadi. Uyu.
Tamam, uykusuz kalma. Yorma kendini. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.